Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 3 Temmuz'da Türkiye saatine göre öğleden sonra 14.38'de 11 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunaylar ayın en güçlü olduğu dönemlerdir. Enerjisini ruhsal, bedensel, zihinsel anlamda çok yoğun bir şekilde hissedebiliriz. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası Dolunay'ın etkilerinin en yoğun ortaya çıktığı dönemlerdir. Yeni ayda oluşmuş bazı fikirler, düşünceler şimdi Dolunay'da sonuç verebilir, netleşebilir. İçinde bulunduğumuz şartlar belirginleşebilir. Bu şekilde de biz bazı yeni kararlar verebiliriz ve hayatımızda dönüşümler oluşabilir. Her yıl bir burçta yeni ayla birlikte Dolunay yaşıyoruz. Oğlak Burcu'nda yeni ayı Ocak ayında yaşamıştık. Şimdi 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla bu Dolunay aslında Ocak ayında oluşmuş bazı konuların sonuç vermesini, olgunlaşmasını da sağlayabilir. Evet, biraz daha detaylara bakalım. Yükselende Terazi Burcu'nu görüyoruz. Oğlak gibi öncü bir burç yükseliyor. Oğlak toplumsal konularda hedeflerimiz, gelecekle ilgili ideallerimiz, kariyerimiz, işimiz, görevlerimiz, toplumdaki statümüz, bizi yöneten kişiler, liderler, devlet ve hükümet gibi kavramlar, yöneticiler, otorite figürleri, aile büyükleriyle alakalıdır. Ve öncü niteliği dolayısıyla gerek kişisel, gerekse toplumsal alanlarda daha fazla inisiyatif alabilme, yönlendirme, liderlik edebilme potansiyeli vardır. Yükselenleri Terazi Burcu'nu görüyoruz ve Dolunay haritanın 9. evinde konumlanıyor. 3. evinde konumlanıyor. 9. evinde de Güneş var karşıt açıda ve Merkür de Yengeç Burcu'nda karşıt açıda 3-9 aksında yerleştiğini görüyoruz. Dolunay'ın burası aslında zihinsel iletişim, düşünce yapıları, her türlü insan ilişkileri, çevremizdeki olup bitenler, yakın çevremizle olan ilişkilerimiz, seyahatlerimiz, yolculuklarımız, eğitimle ilgili konularımız, ticari aktivitelerimizle alakalıdır. Yani bu Dolunay yakın çevre ilişkilerimizi hayatımızda daha fazla mercek altına getirecek, biraz daha gündemimizi yakın çevremizde olup bitenler şekillendirecek. Bunun içerisine aile üyelerini, kardeşleri, akrabaları, komşuları katabiliriz. Tabii ki toplumsal yapıda da çevresel anlamda yine komşu ülkeleri, ilişki içerisinde olduğumuz her türlü yapıyı burada görebiliriz. Özellikle öncü burçlarımız daha çok etkilenecekler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yengeç, Koç, Oğlak ve Terazi burçları bu Dolunay'da en önemli etkiyi alıyorlar. Ve özellikle öncü burçların 11 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yine Dolunay'dan önemli etkiler alabilirsiniz. Artı eksi 7-15 derece arası alabiliriz öncü burçlardaki yerleşimleri. Yükselen terazi biraz daha ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, eşitlik, adalet, hukuk, siyaset, diplomasi gibi konuları da burada vurguluyor. Bunları hem bireysel hem toplumsal alanlarda gözlemleyebiliriz. Oğlak Burcu Dolunay'ı ve onu takip eden günler içerisinde gerek aile içerisindeki aile büyükleri, otorite figürleri veya toplumsal yapılardaki yöneticiler, liderler daha fazla dikkat çekebilir. Bunları bir iş yerindeki yine üstlerimiz olarak, yöneticiler olarak da değerlendirebiliriz. Devletler içinde tabii ki devlet yöneticileri, hükümet yöneticilerini burada söz konusu izleyebiliriz. Bu alanlarda bazı belirgin, dikkat çeken konuların olması, gündemlerin olması mümkün. Dolunay aslında olumlu açıları daha çok barındırıyor. Baktığımızda yöneticisi Oğlak Burcu'nun Satürn'dür. Ve Satürn Balık Burcu'nda Dolunay'la güzel bir açılanma içerisinde. Jüpiter Boğa Burcu'nda hem Satürn'le iyi anlaşıyor haritada, sekstil açı içerisindeler, hem de Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'in Güneş ve Ay'la güzel bir olumlu açısı var. Bu da Dolunay'ın hayatımıza daha fazla kısmet getirdiğini, daha iyicil, daha pozitif etkiler getirdiğini, maddi manevi destekleri, kazanımları daha rahat bize sunabileceğini işaret ediyor. Yengeç Oğlak aksına baktığımızda
bu astrolojide 4. 10. evleri yöneten burçlar bunlar. Yengeç daha çok ailemiz, özel yaşamımız, geçmişimiz, çocukluğumuz, atalardan gelen kazanımlarımız, bunlar duygularımız, düşüncelerimiz olabilir, bilinçaltında bizi etkileyen, her türlü biriktirdiğimiz konu. Bunlar yengeçle alakalıdır ve oğlak daha çok geleceğimizi, toplumdaki hedeflerimizi, ideallerimizi, kariyer ve statü gibi konularımızı burada gösterir. Dolunaylarda doğal olarak ay ile güneş arası bir karşıtlık vardır. Duygularla düşünceler arasında böyle bir çekişme yaşanabilir. Ay oğlakta, Merkür de yengeç burcunda çünkü. Ay Merkür karşıtlığı duygularımız ve düşüncelerimiz arasında biraz denge kurmakta zorlanabileceğimizi gösteriyor. Daha duygusal düşünüp daha hassas kararlar verme eğiliminde olabiliriz. Geçmişin etkisi olabilir düşüncelerimizde. Ay ise oğlakta duyguları biraz daha bastırmayı, daha gerçekçi, daha ciddi, daha sorumlu hareket etmeyi burada özellikle gösteriyor. Aile, ailenin beklentileriyle iş, kariyer gibi toplumdaki görevlerimiz, sorumluluklarımız arasındaki hedeflerimiz arasında bazı çatışmalar da yaşayabiliriz. Tabii ki asıl olan dengeyi kurabilmek. Yükselende de zaten Dolunay'da Terazi burcu var. Hani buradaki denge unsuru önemli olacak bu Dolunay'da da. 3-9 aksı olduğu için özellikle eğitim ve eğitimle ilgili beklentilerimizi çok öne çıkarıyor. Eğitimle ilgili konularda birçok kişi için, özellikle öğrenciler için belki bir şeylerin netleşeceği, hedeflerinin oluşacağı ya da belirsizliklerin sonuçlanabileceği bir süreci bize gösteriyor. Bununla beraber tabii ki seyahatlerin, hareketin, yolculukların çok artabileceği bir dönemdeyiz. Bunlar gerek tatilin getirdiği etkiler, gerek eğitimle ilgili konular, ticari aktiviteler ve tabii ki yakınlarımız, aile üyelerinin ziyaretleri ve bunun ortaya getirebileceği iletişim trafiği de söz konusu olabilir. Venüs ve Mars Aslan burcunda. Venüs ve Uranüs arasında bir kare açı var. Dolunay'ın gergin açılarından birisi. Aslında çok fazla gergin açı yok. Daha çok hani olumlu açıları var bu Dolunay'ın. Venüs ve Mars Aslan burcunda olunca kişisel isteklerimizde, arzularımızda daha hırslı ve kararlı olabiliriz. Biraz böyle bencillik olabilir. Uranüs'ün de etkisi ani, dürtüsel tavırların olabileceğini, özellikle aşk ve romantik konularda daha heyecanlı, daha fevri, daha hızlı hareketler edebileceğimizi gösteriyor. Lüks ve konfor ihtiyacı artarken bu harcamalarımızı da arttırabilir ve biraz hesapsız harcama eğiliminde olabiliriz. Tabii ki piyasalarda, ekonomik alanlarda Venüs-Uranüs karesi bazı dengesizliklere, piyasalarda, borsa gibi alanlarda, spekülatif alanlarda burada hızlı gelişmelere yol açabilir. Mümkün olduğunca da daha sakin, sağduyulu, mantıklı hareket etmek, uzun vadeli düşünmek, çok fevri davranmamak gerekiyor böyle bir dönemde. Harcamalarımız da mümkün olduğunca kontrol etmekte fayda var. Dolunay'ı takip eden günlerde artık ayın 17'sinde, 18'inde ay düğümleri ayın 12'sinden itibaren burç değiştirecek. Boğa'dan ayrılıp kuzey düğüm koça geçecek. Koç terazi aksına geçecek ay düğümleri. Ve bu geçişin ardından ay düğümleri 20 Nisan'daki koç tutulmasını tetiklemeye başlayacak. Plüto'da 29 derece oğlakta, oğlak burcunun son derecelerinde ve özellikle 12 Temmuz'dan sonra bunun, Plüto'nun ay düğümlerinin tam bir kare açı yaparak Koç burcundaki güneş tutulması derecesini tetiklediğini görüyoruz. 17-18 Temmuz gibi bu ayın da tetiklemesiyle daha güçlü bir dereceye gelebilir, daha etkili olabilir. Tabii ki bu daha çok kolektif alanda önemli tesirler getirecek gibi görünüyor. Kuzey düğüm koça geçince, 29 derece koça, Plüton'un da etkisiyle Mars yönetiminde olduğu için dünya üzerinde gruplar, topluluklar, devletler üzerinde özellikle biraz daha savaşçı, mücadeleci böyle bir enerji oluşmaya başlayacak. Savaş enerjisi artabilir. Plüton'un da etkisi otoriteyi, gücü elinde bulunduran yapıların baskısını, manipülasyonunu çok daha fazla öne çıkarabilir. Bu tutulma derecesini tetiklediği için etkisi artabilir. İşte devlet yöneticileri, hükümetler, özellikle askeri liderlerle ilgili alanlarda önemli haberler alabiliriz. Önemli hızlı gelişmeler olabilir ve savaş baskısının dünya üzerinde biraz daha artmasını bekleyebiliriz. Çünkü kuzey düğüm artık koça geçmiş olacak.
Şimdi yükselen burçlarınıza göre dolunayın tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak burcundaki dolunay sizin için toplumdaki statünüz, kariyeriniz, iş ve görev alanlarınızda önemli etkiler getiriyor. Daha önce çalıştığınız, çabaladığınız bir işte başarı elde etmeniz ve bunun maddi ödüllerini almanız mümkün. Jüpiter para evinizde dolunaya güzel bir destek içerisinde. Bir iş ihtiyacınız varsa bu dolunay size iş, kariyer alanında güzel bir kapı açabilir. Ya da süre gelen işinizde kazançlarınızı arttıracak, emeklerinizin karşılığını verecek durumlar söz konusu olabilir. Venüs'ün ve Mars'ın birlikteliği yaşamdan keyif aldığınız, eğlendiğiniz bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Çocuklara daha fazla enerji harcayabilirsiniz bu dönemde. Aşk ve romantik konularda hareketlilik artabilir. Biraz fevri davranışlar, aşırı para harcama ve cömert tavırlar da ortaya çıkarıyor. Para konularında mümkün olduğunca dengeli olmaya çalışın. Daha uzun vadeli planlamalar içerisinde olmaya çalışın. Özellikle kazançlarla ilgili alanda. Çünkü kazanç elde etme, para kazanma potansiyeliniz yüksek. Kariyerde başarı elde etme potansiyeliniz yüksek. Bunları çok fevri davranarak kazançlarınızı harcamamaya çalışın. Uzun vadeli hedeflerinizde iyi bir dönemdesiniz. Bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde özellikle kariyerde, iş konularında, mesleki konumunuzda, toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda önemli bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 9. evinizdeki dolunay hayata bakışınız, düşünceleriniz, inançlarınızda olumlu etkiler getiriyor. Burcunuzdaki Jüpiter şu dönemde size maddi manevi fırsatlar getirebilir. Daha iyimser, daha keyifli olduğunuz bir süreçtesiniz. Manevi derinleşmeler var. Anlayışın, farkındalığın da arttığı bir süreçtesiniz. Özellikle eğitim gibi konularda, akademik çalışmalarınızda, üniversite hedeflerinizde mesela, buralarda bu dolunay size güzel kapılar açabilir ve yaptığınız çalışmaların karşılığını da alabilirsiniz. Seyahatlere çıkabileceğiniz bir dönem, özellikle uzaklar, yabancı kültürler, uzak mesafeli yolculuklar, yurt dışı konularında açılımlar var. Yurt dışında okumak, yerleşmek gibi bir hedefiniz varsa bununla ilgili süreçlerinizde de hedefleriniz artık olgunlaşmaya başlıyor, şartlar netleşmeye başlıyor. Herhangi bir hukuksal işiniz, bir davanız, bir mahkemeniz varsa bu dolunay bununla da ilgili sonuçlar getirebilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 8. evinizi aydınlatıyor. Bu dolunayla beraber maddi konularda, finansal paylaşımlarda bazı önemli etkiler alabilirsiniz. Örneğin bir kredi başvurunuzun netleşmesi gibi ya da emeklilikle ilgili bir konunun ortaya çıkması ya da sonuçlanması gibi bir konunuz olabilir. Tabii ki miras, sigorta ya da nafaka paylaşımları, bir borç konusu, bir vergi yapılandırılması, eşinizin kaynakları, gelir giderleri ve buralardaki hedeflerinizle ilgili alanlarda da dolunay size önemli etkiler getirebilir. Dolunay sırasında Merkür Yengeç burcunda olduğu için parasal konularda daha hesaplı olmanız gerektiğini işaret ediyor. Aslında parasal kazançlar anlamında da kısmetli bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi, becerilerinizi kullanarak finansal durumunuzda uzun vadeli bazı yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz bu dönemde. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, öncü burçlarımız tabii ki çok etkileniyor. Dolunay'da sizin karşıt burcunuzda, özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etki alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili bir farkındalık, bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Bu size bir teklif şeklinde de gelebilir. Tabii ki evlilik gibi konular, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler bu dolunayda gündeminizde olabilir. Süre gelen bir ilişkinizde de eşinizle, partnerinizle birlikte vereceğiniz bazı kararlar ya da ilişkinizin seyri, gidişatı ile ilgili alanlarda da yine önemli kararlar vermeniz, hayatınızda daha yapıcı, sizin için önemli bazı gelişmelerin olması mümkün görünüyor. Arkadaşlardan, sosyal çevrenizden destekler alabilirsiniz, yardımlar alabilirsiniz. Tanıdığınız kişilerin size özellikle işbirlikleri alanında da önemli katkıları olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak burcundaki dolunay günlük hayatınız, işiniz, mesleğinizle ilgili alanlarda bazı hedeflerinize ulaşmanızı sağlayabilir. Jüpiter boğa burcunda ve Jüpiter'in olumlu bir açısı var. Dolayısıyla mesleki alanlarda hedeflerinize ulaşabileceğiniz, kariyerde destek alabileceğiniz bir noktadasınız. Çalıştığınız yerdeki üstleriniz,
yanınızdaki kişiler size yardımcı olabilir, destek olabilir bu dolunayda. Bununla birlikte sağlık konularında, günlük hayatınızda alışkanlıklarınız, diyetiniz, beslenmeniz, çalışma koşullarınız, beraber çalıştığınız kişiler, iş düzeniniz, tüm bu alanlarda bu dolunayın size yararı olacak bazı dönüşümler yapmanız için önemli farkındalıklar vermesi, bazı şeyleri harekete geçirmesi de mümkün görünüyor. Yani bir elemana ihtiyacınız var örneğin, bu dolunayda yanınızda çalışacak iyi bir eleman bulabilirsiniz. Bununla birlikte iş konularında da sizin yararınıza olumlu açılımlar olabilir. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Oğlak Burcu'ndaki dolunay keyifli olacağınız, hayattan daha fazla tatmin olacağınız bir dönemi işaret ediyor. 5. evinizdeki dolunay çocuklarla ilgili bir hedefe ulaşmanızı sağlayabilir. Yani çocuklarınızın okulu, eğitimi, sınavları gibi alanlarda. Bununla birlikte sevdiğiniz kişilerle, ailenizle, çocuklarınızla güzel yolculuklar yapmanız, tatile gitmeniz, seyahatler yapmanız mümkün. Yabancılardan, yurt dışı konularından, uluslararası alanlardan daha fazla kısmet var. Medya, yayıncılık işleri, eğitim konuları, hukuksal işleriniz, bu alanda daha fazla destek alabilirsiniz. Maddi anlamda da daha önce yaptığınız yatırımların olumlu geri dönüşleri olabilir. Şanslı olacağınız bir süreçtesiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, önce burçlarımız etkilendiği için Oğlak Burcu'ndaki dolunay sizi de çok önemli bir şekilde etkileyebilir. Aile alanında, yuva alanında, yaşadığınız mekanlar, düzeniniz, eviniz, buralarda bir dönüşüm içerisinde olabilirsiniz. Nasıl bir etki olabilir? Belki işte taşınacaksınız ya da ev alacaksınız. İşte size ait bir emlak satmak, kiralamak istiyorsanız bununla ilgili bir hedefinizi yapacaksınız. Aile evi, ailenin belki mülklerini dönüştürmek adına bazı girişimleriniz var. İşte bunlarla da ilgili sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Jüpiter'in Boğa burcundaki güzel açısı parasal konularda destekler getiriyor. Yani ev almak için bir kredi ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Veya ailenin kaynaklarını kullanarak başka türlü yatırımlar yapabilirsiniz. İşte kiralama ve satış gibi gelirleriniz olabilir mesela. Evlilik ve ayrılık gibi konularda bir netleşme olabilir hayatınızda. Dolayısıyla eşinizin kaynakları, hani buralardaki hisseli paralar, paylaşımlar ve benzeri alanlarda da hayatınızda yeni bir düzen kurma konusunda önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, Oğlak Burcu'ndaki dolunay 3. evinizde olacak. Yakın çevrenizde olup bitenler bu dönem sizi daha fazla etkileyebilir. Kardeşlerinizle ilgili önemli konular olabilir. Tabii ki ziyaretlerin, görüşmelerin, haberleşmelerin artması mümkün. Dolayısıyla bu dolunay size bir yolculuk, bir seyahat getirebilir. Eğitimle ilgili bir hedefiniz varsa bunu sonuçlandırabilirsiniz. Hani bir sınava girilmesi gerekiyorsa mesela bu gündeme gelebilir. Bir anlaşma, bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Jüpiter'in ilişki evinizdeki hareketi eş, partner, işbirlikleri, ortaklıklar alanında şanslı olduğunuzu gösteriyor. Dolayısıyla bu size bir teklif, bir öneri şeklinde gelebilir. Ve burada bir anlaşmaya varabilirsiniz. Ya da eşinizle birlikte güzel bir plan yapmanız, belki bir tatil organize edeceksiniz. Ya da bir işbirliği içerisinde bir karar vereceksiniz ortağınızla birlikte. Bu alanlarda dolunay sizi hedeflerinize ulaştırabilir. Sevgili Yaylar ve Yükselen Burcu Yay olanlar, Oğlak Burcu'ndaki dolunay para evinizde maddi konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi gibi. Dolayısıyla tabii ki bir işle ilgili mesleki konularda da bu dolunay önemli açılımlar getirebilir size. Bir borcu yapılandırmak istiyorsanız da bir kredi başvurunuz varsa bununla da ilgili kararlar vermeniz, gerekli görüşmeleri yapmanız, sonuç almanız mümkün görünüyor. Parasal kazançlar bakımından günlük hayatınızda da iş ve çalışmalarınızda mesleki konularda yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz ve bunları değerlendirebileceğiniz önemli fırsatlar da bu dönemde karşınıza çıkabilir. Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar, sizin dolunayınız 3 Temmuz'daki dolunay tabii ki sizi çok önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, Yükselen Burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa, bunu 7-15 derece arası alabilirsiniz. O zaman çok daha güçlü etki alıyorsunuz. Tüm yıla yayılan bir dolunay enerjisinden bahsediyoruz. Yaşamınızda bir şeylerin olgunlaşması, sonuç vermesi mümkün. Farkındalığınız artarken kararsız kaldığınız konularda da netleşebilirsiniz. Daha önceden yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeğin karşılığını alma dönemi. Bu size işte, kariyerde bir başarı da getirebilir. Özel ilişkilerinizde de tabii ki hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda
burcunuzda güzel destekler var. Dolayısıyla beğendiğiniz kişiden güzel teklifler alabilirsiniz ya da evlenmeye karar verebilir. Böyle bir teklif alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen evli oğlaklar için de güzel bir dönem, çünkü çocuk konusunda çok şanslı bir dönemdesiniz. Çocuklarınız varsa belki eşinizle birlikte bir karar vereceksiniz. Çocuklarınızın okulu, eğitimi ve onlarla ilgili konularda da yine bu dolunay size güzel açılımlar getiriyor. Sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz fırsatlar dolunay ve dolunayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde karşınıza çıkabilir. Ve parasal kazançlar bakımından özellikle yatırımlarınızın değerlenmesi gibi alanlarda da daha şanslı ve bereketli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, oğlak burcundaki dolunay 12. evinizde genel olarak biraz kendinizle ilgilenmeniz, dinlenmeniz gereken bir dönem. Dolayısıyla biraz böyle işe güce ara verip bir tatile çıkabilirsiniz, bir inzivaya çekilebilirsiniz. Farkındalığınız artıyor. Kendinizle ilgilendiğinizde ruhsal, bedensel, zihinsel, şifa, terapi gibi çalışmalar bu dönemde size çok fazla fayda sağlayabilir. Enerjinizi toplamanızı sağlayabilir. İş konularında da hedefleriniz var. İş konularında projeleriniz var. Günlük hayatınızda yaptığınız işlerin, çalışmaların karşılığını da bu dönemde almak için belki biraz daha çabalamanız gerekiyor, ama aileden, yakınlardan çok güzel destekleriniz var. Evde çalışan birçok kova için olumlu bir dönem. Veya işinizin düzenini değiştireceksiniz. Evde bir düzen kurmak istiyorsunuz kendinize. Şimdi bunun için de çeşitli olasılıklar karşınıza çıkabilir. Ya da var olan bazı girişimleriniz şimdi sonuç verebilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, oğlak burcundaki dolunay sosyal hayatınızın önemini arttırıyor. Arkadaş ilişkilerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Tanıdığınız kişiler, arkadaşlar, ait olduğunuz gruplar içerisinde dikkat çekebilir ve onlardan çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yani karşılaştığınız bir arkadaşınızın bir iş önerisi olabilir ya da özel hayatınızda güzel jestleri olabilir. Arkadaşlarla iletişimin, diyalogların arttığı bir dönem. Tabii ki her türlü ekip çalışması, grup faaliyeti, organizasyonlar içerisinde bu dolunay döneminde yer alabilirsiniz. Bu işle ilgili bir organizasyon olabilir, bir eğitimle ilgili bir toplantı, bir seminer, workshop olabilir ya da arkadaşlarla birlikte yapacağınız eğlenceli bir seyahat, bir tatil organizasyonu da olabilir sevgili balıklar.